Evet arkadaşlar, esneklikle ilgili soru çözümünün bu bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sorumuz ne? Kaymakamlık 2007, Sayıştay 2011 sınav sorusu. Düşük mal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bu soruyu biraz geniş anlatmak istiyorum. Bu soru güzel bir soru. Bu soruda bir tekrar yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Hatırlayın, biz demiştik ki size gelir değişmesine göre biz malları kaç ayırmıştık? Gelir değişmesine göre biz malları 2 gruba ayırmıştık. Neydi bunlar? Bunlar birincisi normal mal, ikincisi neydi? İkincisi ise düşük mal olmak üzere. Peki normal mal neydi? Hatırlayın, normal mal gelir arttığında talebi artan ya da bir diğer ifadeyle gelir azaldığında talebi azalan mala normal mal diyorduk. Peki düşük mal neydi? Düşük mal ise gelir arttığında talebi azalan ya da gelir azaldığında talebi artan mala da düşük mal diyorduk. Ve yine biz normal malları ise kaç gruba ayırmıştık? 2 gruba ayırmıştık. Neydi bunlar? Birincisi lüks, bir diğer ifadeyle üstün maldı. İkincisi ise arkadaşlar, hatırlarsak neydi? Zorunlu maldı. Biz yine düşük malları da kaç gruba ayırmıştık? 2 gruba ayırmıştık. Neydi bunlar? Birincisi düşük mal idi. İkincisi neydi? İkincisi ise gıfven mal idi. Peki şimdi tanımlarını yapalım. Neydi lüks mal? Şunu ifade ediyordu. Gelir arttığında talebi gelirden çok artan ya da gelir azaldığında yine talebi gelirden çok azalan mala lüks mal diyorduk. Zorunlu mal neydi? Zorunlu mal ise gelir arttığında talebi gelirden az artan ya da gelir azaldığında talepteki azalma yine gelirden az olan mala zorunlu mal diyorduk. Peki neydi düşük mal? Düşük mal yine gelir arttığında talebi azalan ya da gelir azaldığında talebi artan mala düşük mal diyorduk. Gıfven mal da yine aynı şekilde tanımlanıyordu. Ne diyorduk? Gelir arttığında talebi azalan ya da gelir azaldığında talebi artan mala da gıfven mal diyorduk. Şimdi dur. Burada ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar hatırlayın. Lüks mallarda İkame etkisi negatif, gelir etkisi yine negatifti. Yani ikame ve gelir etkileri aynı yönlüydü. Zorunlu mallarda ise yine ikame etkisi negatif, gelir etkisi ise yine negatifti. Yani ikame ve gelir etkileri aynı yönlüydü. Yani normal malların ikame ve gelir etkileri aynı yönlü idi. Ve yine lüks mallarda ve zorunlu mallarda biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere talep doğrusunun biz negatif eğimli olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Aynı zamanda gelir arttığında talebi arttığı için biz şunu da biliyoruz. Hatırlayın, yatay eksen miktar, dikey eksen gelir olmak üzere lüks mallarda ne diyorduk arkadaşlar? Engel eğrisi gelir ekseninden başlayan bir doğru. Ya da engel eğrisi orijinden başlayan ve miktar eksenine kıvrılan bir eğriydi. Ve yine zorunlu mallarda ise yatay eksen miktar, dikey eksen gelir olmak üzere engel eğrisi miktar ekseninden başlayan pozitif bir doğru ya da engel eğrisi orijinden başlayan ama gelir eksenine kıvrılan bir eğri biçiminde çiziyorduk. Ve yine biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Şunu biliyoruz. Lüks mallarda talebin gelir esnekliği birden büyükken zorunlu mallarda talebin gelir esnekliği 0 ile 1 arasında olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Geldik düşük mallara. Peki düşük mallarda neyi biliyoruz? İkame etkisi negatif, gelir etkisi ise pozitif ve gıfven tipi olmayan düşük mallarda İkame etkisi gelir etkisinden büyük idi. Ve bu nedenle düşük mallarda yatay eksen miktar, dikey eksen neydi gelir. Ve dolayısıyla pardon, yatay eksen fiyat olmak üzere düşük malların talep doğrusu ikame etkisi büyük olduğu için negatifti. Düşük mallarda gelir arttıkça talep azaldığı için neyi biliyoruz arkadaşlar? Yatay eksen miktar, dikey eksen gelir olmak üzere engel eğrisi negatif eğilimliydi. Çünkü gelir arttıkça talebi azaldığı için. Peki Gılfen tipi düşük mallarda neyi biliyoruz? İkame etkisi negatif ve gelir etkisinin yine pozitif olduğunu biliyoruz. Ama Gılfen tipi düşük mallarda gelir etkisi ikame etkisinden büyüktü. Gelir etkisi ikame etkisinden büyük olduğu için yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat olmak üzere talep doğrusu pozitif eğilimliydi. Ve bu nedenle Gılfen malların talep doğrusu talep yasasına aykırıydı. Ve yine yatay eksen miktar, dikey eksen gelir olmak üzere gelir arttıkça talep azaldığı için yine engel eğrisi negatif eğilimliydi. İster Gılfen tipi düşük mal olsun, isterse Gılfen tipi olmayan düşük mal olsun, gelir arttıkça talebi azaldığı için talebinin gelir esnekliği sıfırdan küçük, yani negatifti. Şimdi sorumuza gelelim. Ne diyor sorumuz? Düşük mal ile ilgili aşık hangisi doğrudur? Talep eğrisi her zaman pozitiftir. Dur. Gılfen tipi düşük mallarda talep eğrisi pozitif eğimli, Gılfen tipi olmayan düşük mallarda negatif eğimli. Bu nedenle A seçeneği yanlış. A seçeneği yanlış. Gelir etkisi ile ikame etkisinin yönleri aynıdır. Yanlış. Gelir etkisi ile ikame etkisinin yönleri neydi? Ters yönlüydü. Gelir esnekliğinin işareti negatiftir. Doğru. Ne dedik? İster Gılfen tipi olmayan düşük mal, isterse Gılfen tipi olan düşük mal olsun, talebinin gelir esnekliği neydi? Negatifti. Bu nedenle yanıt ne olacak? Yanıt C seçeneği. Neredeyiz? Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı 2013 sınav sorusu. Fiyatı artınca talebi de artan bir mal ile ilgili aşık hangisi yanlıştır? Dur. Arkadaşlar, lüks malların, zorunlu malların, düşük malların ve Gılfen malların talep doğrularına bakalım. Hangisinde fiyat artınca talep artıyor? Sadece Gılfen mallardan. O halde biz böyle düşüneceğiz. Bakalım. Fiyatı artınca talebi de artan bir mal ile ilgili aşık hangisi yanlıştır? Gılfen maldır, doğru. Düşük maldır, doğru. Niçin? Çünkü her Gılfen mal aynı zamanda bir düşük maldı. Ama her düşük mal bir Gılfen mal değildi. İkam ve gelir etkileri aynı yönlüdür. İkam ve gelir etkileri ne olacaktı? Ters yönlü. Bu nedenle yanıt C. İkam ve gelir etkileri ters yönlüdür, doğru. İkam etkisi negatiftir, doğru. Ne yaptık? Bu sorumuzu da çözdük. Neredeyiz? Bir diğer sorumuz. KPSS 2012 sınav sorusu. Talebin gelir esnekliği EY ile gösterildiği durumda yukarıdaki tabloda verilen mallarla ilgili aşağı hangisi doğrudur? Birinci malda talebin gelir esnekliği gördüğünüz gibi sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse o mala ne diyorduk arkadaşlar? Düşük. İkinci malda sıfırla bir arasındaysa o mala ne diyorduk arkadaşlar? Zorunlu. Üçüncü malda gördüğünüz gibi talebin gelir esnekliği birden büyük. Birden büyükse o mala ne diyorduk? Lüks mal. O halde sırasıyla düşük, zorunlu, lüks. Bakalım, düşük, zorunlu, lüks, yanıt Bursa ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. İdari yargı 2006 sınav sorusu. X malının tüketici için normal bir mal olduğu varsayıldığında dur. Şimdi bunu açıklayalım. Öncelikle normal mal neydi? Hatırlayın, az önce söylemiştik. Gelir arttığında talebi artan ya da gelir azaldığında talebi azalan mala normal mal diyoruz. Bu bilgiden hareketle bu malın fiyatında bir artış meydana gelirse tüketici nasıl davranır? Öncelikle tüketicinin reel geliri nasıl bulunur arkadaşlar? Reel gelir, nominal gelir bölü malın fiyatı değil mi? Peki bu malın ne olmuş? Fiyatı artmış. Fiyat artarsa tüketicinin neyi azalır? Reel geliri. Satın alma gücü azalır. Reel gelir azaldığı için tüketicinin X malından satın alabileceği miktarda ne olacak? Azalacaktır. Bakalım. B. Reel gelir azaldığı için daha çok değil, daha az eledim. C'ye bakalım. Pardon, D'ye bakalım. Reel geliri azaldığı için daha az X malı tüketir. Yanıt Denizli. Niçin şıklarda reel gelir azalmasını aradım? Çünkü fiyat arttığında reel gelir azaldığı için. Şıklarda bunu aradım. Neredeyim? Sayıştay 2003 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz, gelir arttığında ekmeğe olan talep azalıyorsa Ekmek nasıl bir maldır? Az önce söylemiştik. Gelir arttığında talebi azalan malları ne demiştik? Düşük mal. O halde soruya göre gelir arttığında ekmeği olan talep azalıyorsa ekmek düşük maldır. Yanıt Ankara ve soruyu çözdüm. Sayıştay 2008 sınav sorusu. Tüketicinin geliri artarken bir mala olan talep artıyorsa, bakın az önce yapmıştık. Gelir arttığında talebi artan mala ne demiştik? Normal mal. Bu halde soru bunu sormuş. Tüketicinin geliri artarken bir mala olan talep artıyorsa o mal normal maldır. Yanıt Ankara, soruyu çözdüm. KPSS 2006 sınav sorusu. Engel eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Orijinden çıkan bir doğruysa talebin gerisi teker noktada birdir. Doğru. Niçin? Hatırlayın, ders anlatırken ne demiştik? Yatay eksen gelir. Şöyle bir şey yapalım. Yatay eksenimiz gelir. Dikey eksenimiz miktar olsun. Eğer engel fonksiyonu gelir ekseninden başlayan pozitifli bir doğruysa, bu durumda gelirin bu noktaya ulaşıncaya kadar bu malın tüketimi sıfırdır. İşte belli bir gelir düzeyine ulaşıncaya kadar tüketemediğim o mallar lüks mallardır ve bu durumda talebin gelir esnekliği birden büyüktür. Eğer engel fonksiyonu miktar ekseninden başlayan pozitif eğimli bir doğruysa bu ne demektir? Benim gelirim sıfır olsa bile bu kadar bir tüketim yapıyorum demektir. O halde hiç gelirim olmasa bile ben o malı niye tüketirim? Hayatta kalabilmek için. Bu nedenle engel fonksiyonu miktar ekseninden başlayan pozitifli bir doğruysa o mal hayatta kalmak için yaptığım tüketimdir ve o mal zorunlu maldır ve talebin gelir esnekliği birden küçüktür. Eğer engel fonksiyonu orijinden başlayan pozitif eğimli bir doğru ise eğimi ne olursa olsun talebin gelir esnekliği 1'e eşittir. O halde A ne diyor? Orijinden çıkan bir doğruysa talebin gelir esnekliği her noktada 1'dir ve benden doğru olanı istemiş. Yanıt ne olacak? Ankara. Ne yaptım? Soruyu özür dilerim. Soruyu ne yaptık arkadaşlar? Çözdük. Bu soru anlaşıldı mı? Bu soru anlaşıldı mı? Şimdi diğer seçeneklerin niçin yanlış olduğuna da bakalım. Değil mi? Diğer seçeneklerin niçin yanlış olduğunu da bakalım. B. B seçeneği ne diyor? Miktar eksenine dik bir doğruysa talebin gelir esnekliği sonsuzdur. Bakalım. Yatay eksen ne olsun? Gelir. Dikey eksen ne olsun? Miktar. Miktar ekseni dik olması demek bu demek değil midir? Peki talebin gelir esnekliği E'ye yüzde miktardaki değişme bölü yüzde gelirdeki değişme değil mi? Şimdi bakın benim gelirim G1 iken Q1 kadar tükettim. Gelirim G2'ye çıktı. Tüketimim değişmedi. Bakın gelir değişti. O halde burada bir değişme var sayı ama miktardaki değişme sıfır. Sıfır bölü sayı sonuç ne olacak? Sıfır. O halde engel eğrisi miktar eksen dik bir doğruysa talebin gelir esnekliği sonsuz değil sıfırmış. C. Gelir ekseni kesen pozitif eğimli bir doğruysa gelir ekseni kesen pozitif eğimli bir doğru olduğunda gördüğünüz gibi talebin gelir esnekliği birden büyük ama ne diyor? Birden küçük. C de yanlış. D. Fiyat ekseni kesen doğru. Sonra engel eğrisi mi demiş? Evet. Ama D'de fiyat ekseni diyor. O halde fiyat ekseni dediği için yanlış. Çünkü engel fonksiyonunda eksenlerde gelir ve miktar vardır. Lüks mallarda negatif eğimlidir. Hayır. Lüks mallarda gördüğünüz gibi pozitif eğimlidir. Yanıt Ankara, soruyu çözdük. Neredeyiz? KPSS 2007 sınav sorusu. X malı miktarının yatay eksende gösterdiği bir durumda gelir tüketim eğrisi dikey ise X ona ait talebin gelir esnekliği değeri kaçtır? Öncelikle gelir tüketim eğrisi neydi? Bunu bir hatırlayalım. Gelir tüketim eğrisi şu demek değil miydi arkadaşlar? Gelir değişmesi durumunda oluşan yeni tüketici dengelerini birleştirdiğimizde elde edilen eğriye gelir tüketim eğrisi denirdi. Şimdi bakın X malı yatay eksende gösterilmiş soru onu söylüyor. Hadi dikey eksende de ne olacak? Y malı. Başlangıçta tüketicinin bütçe doğrusu ne olsun? AB. Bir bütçe doğrusunun bir farksızlık eğrisine teğet olduğu bir noktada tüketici Y1 kadar Y ve X1 kadar X tüketerek dengede iken tüketicinin geliri arttığında Bütçe doğrusu eğim değişmeksizin nereye kayacak arkadaşlar? Sağa kayacak. Hadi daha yukarıdaki bir nereye geçeceğiz? Daha yukarıdaki bir farksızlık eğrisine geçeceğiz. Ve bu durumda y'ye kadar y ve gördüğünüz gibi x'in tüketimi değişmeyecek. O halde ben gelir değişmesi durumunda yeni denge noktalarını birleştirdiğimde gördüğünüz gibi gelir tüketimi eğrisi sorunun da benden istediği gibi x malı ekseni ne oldu? Dik oldu. Peki talebin gelir istekliği e'ye yüzde miktardaki değişme, x malı miktardaki değişme bölü yüzde gelirdeki değişme değil mi? Bakın gelir değişti, bütçe doğrusu sağa kaydı. O halde burada bir değişim var sayı. Ama x'in tüketim miktarında bir değişme var mı? Yok. O halde miktardaki yüzde değişme sıfır. Sıfır bölü sayı, sonuç sıfır, yanıt Ceyhan, soruyu çözdüm. Bu soruda anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Bu soru anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar bu soru? Burada mısınız? Tamam. Neredeyim? Gelir uzman yardımcılığı 2012 sınav sorusu. Diyor ki tüketici gelirinde meydana gelen %10'luk artışın talep edilen mal miktarını %10'dan daha az arttırdığı durumda engel eğrisinin şekli nasıldır? Öncelikle talebin gelir esnekliği kaç? Ona bir bakalım. Talebin gelir esnekliği E'ye nasıl bulunuyordu? Yüzde miktardaki değişme bölü yüzde gelirdeki değişme. Tüketicinin geliri ne kadar değişmiş? Burası %10 değişmiş. Artmış. Artı. Talep edilen mal miktarı %10'dan az artmış. Burası artmış ama %10'dan az. Atıyorum %8 artmış. Atıyorum. Değil mi? %10'dan az. Hadi burası az artmış. Burası çok artmış. Az bölü çok. Burası birden küçük olur mu? O halde bu durumda talebin gelir esnekliği birden küçük. İşte talebin gelir esnekliği birden küçük olduğu durumda engel eğrisi nasıl çizilir? Yatay eksen gelir olmak üzere, dikey eksen de miktar olmak üzere bu mal zorunlu maldır. Çünkü zorunlu malların talebinin gelir esnekliği birden küçüktü. Az önce söylemiştik. Bu durumda engel fonksiyonu ya miktar ekseninden başlayan pozitif eğimli bir doğru ya da orijinden başlayan ama gelir eksenine kıvrılan bir eğri olacaktır. Ve engel fonksiyonu çizilen teğet nereyi kesecektir? Miktar eksenini kesecektir. O halde seçeneklerde ne arayacağım? Miktar ekseninden başlayan pozitifli bir doğru ya da orijinden başlayan gelir eksenine kıvrılan bir eğri ya da engel eğrisine çizilen teğet miktar ekseni kesiyor. Bunları arayacağım. A. Pozitif eğimli ve yatay eksene kıvrılan bir eğridir. Evet. Pozitif eğimli ve nereye kıvrılıyor arkadaşlar? Gelir ekseni, yani yatay eksene kıvrılıyor. O halde yanıt ne olacak? A seçeneği ve soruyu çözdüm. Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru herkes için olmuş mudur arkadaşlar? Arife, Büşra, Emine, Hatice, Kemal, Kerim. Hep herkes için oldu. Tamam. Neredeyim arkadaşlar? Bir diğer sorumuz. Diyor ki sorumuz. Bir mala ilişkin doğrusal engel fonksiyonu hemen yazalım. Ne demiş? QD eşittir 100 artı 0,4G şeklindedir. Tüketicinin geliri ne kadarmış arkadaşlar? 1000 TL iken talebin gelir esnekliği kaçtır? Dur. Öncelikle bana verilen nedir arkadaşlar? Düz doğrusal engel fonksiyonudur. O halde düz doğrusal engel fonksiyonu verildiğinde talebin gelir esnekliği nasıl bulunur? Eğim çarpı gelir bölü miktar diye bulunur. Şimdi öncelikle eğim. Gelirin öndeki şu 0,4'tür. Peki gelir verilmiş mi? Verilmiş ama miktar yok. Bu nedenle şu geliri önce fonksiyonda y'ne yazıp neyi bulacağım? Miktar bulalım. O halde Q'd eşittir 100 artı 0,4 çarpı ne olacak? 1000. Çarparsam 400. 100 eklersem miktar ne oldu? 500. O halde y'ne yazalım. Talebin gelir esnekliği eşittir. Eğim nedir arkadaşlar? Yazdım 0,4 çarpı. Gelir nedir? 1000 bölü miktar nedir? 500. O halde 0,4 çarpı 2 eşittir 0, ne olur arkadaşlar? 8. Ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Yanıt neymiş? D seçeneği. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Oldu değil mi? Neredeyim? Bir diğer soru. Vergi denetmen yardımcılığı 2008 sınav sorusu. Herhangi bir A malına ilişkin tüketim fonksiyonu ne verilmiş? C eşittir 0,05 R eksi 12. Kişinin geliri 1000 TL'dir. Buna göre A malı ile ilgili açık hangisi doğrudur? Dur. Gelir R neymiş? 1000. Bu bir tüketim fonksiyonu. O halde yine ne var arkadaşlar? Miktar gelir. Düz doğrusal engel fonksiyonudur. Yine talebin gelir destekliği nasıl bulunur? Eğim çarpı gelir bölü miktar diye bulunur. Peki eğim nedir? R'nin öndeki 0,05'tir. Gelir neymiş? 1000. Miktarı bilmiyorum. O halde bu 1000'i şurada yerine yazıp bulacağım. Bulalım. O halde C eşittir 0,05 çarpı 1000 eksi 12. Çarparsam 50. 50'den 12'yi çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 38. Yapalım şimdi. Talebin gelir destekliği E'ye eşittir. Eğim 0,05 çarpı gelir 1000 bölü miktar 38. Hadi eşittir. Çarparsam 50 bölü ne olur arkadaşlar? 38. Peki 50'yi 38'e bölerseniz ne çıkar? Tabii ki de birden büyük bir değer çıkar. Ne çıkar arkadaşlar? Birden büyük bir değer. Bu nedenle talebin gelir esnekliği birden büyük olduğu için sonuç ne olacaktır arkadaşlar? Bu mal lüks maldır. Yanıt Ankara ve ne yaptım? Soruyu çözdüm. Burası doğru mu arkadaşlar? Bu soruda anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Tamam. Neredeyim? Bir diğer soru. Gelir uzman yardımcı 2015 sınav sorusu. Talep fonksiyonunda bulunan talep eğrisi üzerinde bir aralığın esnekliğine ad verilir. Dur. İşte bunu da birlikte yapalım. Burada bir açıklayalım. Öncelikle arkadaşlar sınavda soru bana fiyat ile miktar arasındaki ilişkiden bahsediyorsa bu soru kesinlikle talebin fiyat esnekliği ile ilgilidir. Bu durumda arkadaşlar talebin fiyat esnekliği ile ilgili olduğu için cevap ne olabilir? Cevap birim esnek olabilir. Cevap esnek talep olabilir. Cevap inelastik talep olabilir. Cevap sıfır esnek talep olabilir. Ya da cevap sonsuz esnek talep olabilir. Fiyat ile miktar arasında ters yönlü ilişki olduğu için talebin fiyat esnekliği eksi sonsuzla sıfır arasında değer alır. Eğer sınavda soru bana gelir ile miktar arasındaki ilişkiden bahsediyorsa bu soru ise kesinlikle talebin gelir esnekliği ile ilgili bir sorudur. İşte bu durumda cevap ne olabilir? Cevap arkadaşlar normal mal olabilir. Cevap zorunlu mal olabilir. Cevap lüks mal olabilir ya da cevap arkadaşlar düşük mal olabilir. Normal mallarda pozitif, zorunlu mallarda pozitif, lüks mallarda pozitif, düşük mallarda negatiftir talebin gelir esnekliği. O halde talebin gelir esnekliği negatif olabileceği gibi pozitif de olabilir. Eğer sınavda soru bana iki mal arasındaki ilişkiden bahsediyorsa işte bu soru talebin çapraz esnekliği ile ilgili bir sorudur. Bu durumda cevaplar ne olabilir? Bu durumda cevaplar ikame mal olabilir. Bir diğer ifadeyle tamamlayıcı mal olabilir ya da bağımsız, ilgisiz mal olabilir. İkame mallarda çapraz talep esnekliği pozitif, tamamlayıcı mallarda negatif, bağımsız mallarda ise sıfırdır. Bu nedenle talebin çapraz esnekliği sıfır olabilir, pozitif olabilir ya da negatif olabilir. Eğer sınavda soru bana tıpkı burada olduğu gibi talep doğrusu üzerindeki iki nokta arasındaki ilişkiden bahsediyorsa işte bu soru bana talebin yay esnekliğini, bir diğer ifadeyle arc esnekliğini, bir diğer ifadeyle orta esnekliğini soruyordur. Bu durumda bu soru ya bir tanım sorusudur, soruda olduğu gibi, ya da bir hesaplama sorusudur. Talebin yay esnekliğini soruyorsa ve hesaplama sorusuysa onu nasıl hesaplayacağız? Onu da Q2 eksi Q1 bölü Q2 artı Q1 bölü P2 eksi P1 bölü P2 artı P1 diye hesaplayacaktık. Bakalım şimdi neyi sormuş? Talep fonksiyonu bulunan talep eğrisi üzerindeki bir aralığın, yani iki nokta arasındaki esnekliğine ne ad verilir? Ark ya da yay esnekliği yanıt denilse. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz? KPSS 2003 sınav sorusu. Yandaki şekilde miktar ve fiyat ilişkisi için değişik noktalardaki değerler şöyledir. A 1,10, B 2,8, C 3,6, D 4,4, E 5,2. Fiyat 8'den 10'a yükseldiğinde orta nokta yay esnekliği yaklaşımına göre talebin fiyat esnekliği nedir? Öncelikle yay esnekliğini mi sormuş soru? Evet. Yay esnekliğini sorduğunda ben hangi formülü kullanıyordum? E yay eşittir. Şu değil miydi arkadaşlar? Q2 eksi, düzgün yazayım, düzgün yazayım. Nasıl da arkadaşlar? E yay eşittir. Q2 eksi Q1 bölü, Q2 artı Q1 bölü, P2 eksi P1 bölü, P2 artı P1 değil mi? Şimdi bak, fiyat 8'den 10'a diyor. Baktım, fiyat 8 burada var, P1 burası. P2 10, P2 de burası. Ben bunları buldum. P1 8 ise o halde Q1 nedir? 2. P2 10 ise o halde Q2 nedir? Q2 de 1'dir. Ne yapacağım? Sadece yerine koyacağım. Koyalım. Hadi yapalım. Q2 eksi Q1 yazdık. 1 eksi 2 bölü 1 artı 2 bölü. P2 eksi P1 yazdık. 10 eksi 8 bölü 10 artı 8. Hadi yukarıda eksi 1 bölü 3 bölü. Aşağıda ise eksi 2 bölü 18 kaldı mı? 2'ye böl 1, 2'ye böl, pardon, aşağıda 2 bölü 18'den 2'ye böl 1, 2'ye böl 9. O halde düzenleyelim. Eksi 1 bölü 3 çarpı altını ters çevirip çarptım. Yanıt eksi ne olacak? 3 ve soruyu çözdüm Denizli. Bu soruda anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Bu soruda anlaşılmış mıdır? Anlaşıldı mı bu soru arkadaşlar? Tamam. O halde neredeyim? Bir diğer sorumuz. Tuz ve konut sahibi olma talepleri arasında gelir etkisi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Öncelikle arkadaşlar gelir etkisini bulabilmek için, bakın gelir etkisi dediğimizde aklımıza ne gelirdi? Aklımıza reel gelir gelirdi. Peki reel gelir neydi? Reel gelirse nominal gelir bölü malın fiyatı değil mi? Soruyorum. Bir tuzumuz var, bir de konutumuz var. Anlaştık mı? Hem tuzun fiyatı düştü, hem de konutun fiyatı düştü. Bu durumda hem tuz için hem de konut için reel gelirim artar mı? Artar mı? Hem tuzun artar. Arttı. Peki bu durumda hem tuz için hem de konut için reel gelirim artıyorsa daha çok mu tuz almak istersiniz? Yoksa konut almak mı daha önemli hale gelir? Hangisi? Hangisini almak istersiniz? Fiyatı düşünce konutu mu almak istersiniz? Reel geliriniz arttığı için tuz mu almak istersiniz arkadaşlar? Evet. Hangisini almak istersiniz ya? Kemal? Konutu, aferin konutu. O halde konutun gelir etkisi tuzun gelir etkisinden daha büyük olmayacak mı? O halde konut sahibi olmanın gelir etkisi daha büyüktür. Yanıt Denizli ve ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz? Bir diğer soru. Sayıştay 2012 sınav sorusu diyor ki P fiyat düzeyinde A, B, C noktalarında arzın fiyat esnekliği konusunda aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Dur. Öncelikle ve arkadaşlar ne diyorduk hatırlayın. Hatırlayın derste üstüne basa basa anlattığım şeylerden biriydi bu. Yatay eksen miktar, dikey eksen fiyat. Eğer arz fonksiyonu fiyat ekseninden başlayan pozitif eğimli bir doğruysa arzın fiyat esnekliği neydi? Birden büyük. Arz fonksiyonu miktar ekseninden başlayan pozitif eğimli bir doğruysa arzın fiyat destekliği birden küçük. Arz fonksiyonu orijinden başlayan pozitif eğimli bir doğruysa her noktada eğimin olursa olsun arzın fiyat destekliği bir. O halde birinci, ikinci, üçüncü. Her üç arz eğrisi de nereden başlıyor? Orijinden başlıyor. Orijinden başlıyorsa eğimi ne olursa olsun üzerindeki her noktada arz destekliği nedir? Birdir ve birbirine eşittir. Bu nedenle yanıt ne olacak? Yanıt A seçeneği ve ne yaptık arkadaşlar? Sorumuzu çözdük. Ve ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Minik bir ara.